Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 5. üniteden, sözcük türlerinden, fiilimsilerle ilgili 3. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Simsiyah açılan derken bakın açılmak fiil, an enekinidir burada, sıfat fiilekidir. Doğmayan derken doğmak fiil, mame olumsuzluk eki, ye kaynaştırma, an eki de sıfat fiilekidir. Geçince kelimesinde geçmek fiil, ince ince eki nedir? Zarf fiilekidir. Bitmeyen derken bitmek fiil, mame olumsuzluk eki, ye kaynaştırma, en de sıfat fiileki olarak karşımıza çıkar. Ama 4 numaralı sözcüğe baktığımızda, bakın burası başlamak fiil arkadaşlar. Y kaynaştırma harfi acak ecek ise ne ekidir biliyor musunuz? Burası gelecek zaman ekidir. Yani kip ekidir. Çünkü bitmeyen sükunlu gece geçince başlayacak ifadesinde başlayacak ifadesi yüklemdir. Bu sözcük yüklem olduğu için yani cümle devrik olduğu için ve 4 numaralı sözcük de yüklem olduğu için bu gelecek zaman ekidir. O yüzden 4 numaralı sözcük fiilimsi değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Bakın öğrenmek kelimesinde öğrenmek fiil, makmek eki nedir? Mayışmaktan arkadaşlar isim fiildir. İsteyenleri kelimesinde istemek fiil, y kaynaştırma harfi, an en eki nedir burada? Sıfat fiilekidir. Yaşamış ifadesinde bakın yaş isim, yaştan yaşamak olmuş, isimden fiil yapım eki almış. Dolayısıyla yaşamak sözcüğü nedir? Fiildir. Mış nedir? Yaşamış bu arif kişi diyor. Yaşamış ifadesi burada dikkat edecek olursanız niteleme sıfatı görevinde. Bundan dolayı da mış eki sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkar. Verdiği yüzyılları derken vermek fiil, dıktık eki de nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Sevilir kelimesine bakacak olursak sevmekten sevilmek olmuş. Sevilmek sözcüğü nedir arkadaşlar? Fiildir. Peki buradaki ir nedir? Buradaki ir eki de geniş zaman kip ekidir. Bakın bir bağlı cümle olduğunu görüyoruz. V bağlacıyla bağlanmış bağlı cümle var. O yüzden sevilir sözcüğü yüklemdir. İr eki de geniş zaman eki olarak karşımıza çıkar. 1, 2, 3, 4 numaralı sözcükler fiilimsi eki alırken 5 numaralı sözcük geniş zaman kip eki almıştır. Fiilimsi değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümlede kaç fiilimsi kullanılmıştır? Doğu ve Batı kültürünü aynı potada eriterek ifadesinde eritmek fiil, arak erek eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Bir araya getirmeye çalışan derken getirmeye getirmek fiil, mame eki burada isim fiil eki olarak karşımıza çıkar. Çalışan sözcüğünde ise çalışmak fiil an ekinidir arkadaşlar. Bu da sıfat fiil ekidir. Bir yazar olan olmak fiil an ekinidir burada. Sıfat fiil ekidir. Yazar sözcüğü kalıplaştığı için buradaki ar ekini alamayız. Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarında tarihsel konuları yer, zaman ve insan öğesiyle birleştirerek ifadesinde bakın birleştirmek fiil arak erek sözcüğün yine zarf fiil eki olarak karşımıza çıkar. Psikolojik tahlillere aktarır. Arkadaşlar burada altını çizmiş olduğumuz ya da belirtmiş olduğumuz sözcükler fiilimsi eki almış. 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci dizede sıfat fiil kullanılmıştır. Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar. Yollar isim. Nasıl yollar? Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar. Arkadaşlar burası komple niteleme sıfatıdır. O yüzden burası nedir? Niteleme sıfatı artı isim sıfat tamlaması olarak karşıma çıkar. O halde görünmek fiil an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Varmak fiil mış nedir arkadaşlar? Anası mezar dikecekmişten yine sıfat fiil ekidir. Bakın iki tane sıfat fiil var.
Dolayısıyla birinci dizede sıfat fiilin kullanıldığını görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci dizede durum bildiren ba fiil kullanılmıştır. Bakalım, başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Dinliyordu fiil. Nasıl dinliyordu? Başını kaldırarak dinliyordu. Fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası nedir? Durum zarfıdır. Durum zarfı aynı zamanda şuradaki arak erek eki nedir? Zarf fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi kaldırarak sözcüğü hem durum zarfı görevinde hem de zarf fiil eki almış. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü dizede fiilimsiye yer verilmemiştir diyor. Bakalım, gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyor ifadesinde. Evet arkadaşlar, herhangi bir fiilimsi yok. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda dördüncü dizede zaman anlamı taşıyan ba fiil vardır. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince. Arkadaşlar, serinlemek fiil. Ne zaman serinliyordu? Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince ifadesi nedir burası? Zaman zarfıdır. Şuradaki ınca ince eki de nedir? Zarf fiildir arkadaşlar. O yüzden D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü dizede isim fiil kullanılmıştır diyor. Bakalım, isim fiiller neydi arkadaşlar? Maış, mak ekleriydi. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince ifadesinde bakın, maışmak eklerinden hiçbiri yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci dizede sıfat fiil sıfat görevinde kullanılmıştır. Bakalım, fırtınayı andıran orkestra sesleri. Orkestra sesleri birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burası nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki nasıl orkestra sesleri? Fırtınayı andıran orkestra sesleri nasıl sorusuna cevap veriyor? İsim tamlamasını belirtmiş. Burası niteleme sıfatıdır. Andırmak fiil, an en ekinidir arkadaşlar. Sıfat fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi sıfat fiil ekini alan sözcük niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü dizede fiilimsi görevindeki sözcük tamlayan eki almıştır. Bakalım, ıstırap çekenlerin acıklı nefesleri. Arkadaşlar, ıstırap çekenlerin nefesleri ifadesine bakıyoruz. Dikkat edecek olursanız burada an en eki almış bir sözcük görüyoruz. Burası sıfat fiildir. Çekenlerin nefesleri dersem belirtili isim tamlaması olur. Dolayısıyla şuradaki in eki nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Bakın burada tamlayan eki almış sözcük sıfat fiil eki almış. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü dizede adlaşmış sıfat fiil vardır. Istırap çekenlerin derken arkadaşlar burada çeken insanlar desem çekenlerin sözcüğü ne olur? Adlaşmış sıfat olur ve an en sıfat fiil ekini almıştır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Dördüncü dizede fiilimsi kullanılmamıştır. Bizde geçer en hazin musiki yerini ifadesinde şuradaki geçmek fiil er ekinidir. Geniş zaman kip ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu fiilimsi eki değildir ve fiilimsi ekinin de olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise dörtlükte bütün fiilimsi türlerinin örneği vardır demiş. Zaten sıfat fiilleri bulmuştuk. Andıran ve çekenlerin sözcüğünde sıfat fiil var. Bir de arkadaşlar şurada bakın, ürpermek fiil, iş eki nedir? Maışmaktan arkadaşlar isim fiil ekidir. Başka da fiilimsi eki yok burada. Hem isim fiil var hem sıfat fiil var. Ama zarf fiil olmadığı için bütün fiilimsi türlerine örnek vardır diyemeyiz. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yüklemi durum yönünden belirtmiştir? İstanbul'a varır varmaz bizi arayacağını söyledi. Arkadaşlar bakın, şuradaki remaz nedir? Buradaki remaz zarf fiil ekidir. Ne zaman arayacağını söyledi? İstanbul'a varır varmaz. Bakın burada zarf fiil eki eklendiği sözcüğe ne anlamı katmış?
zaman anlamı katmış. Buradan ayrılalı tam 9 yıl olmuştu. Bakın burada ayrılmak fiil, alı eli nedir? Zarf fiil ekidir. Ne zamandır 9 yıl olmuştu? Buradan ayrılalı zarf fiil eki. Burada da arkadaşlar eklendiği sözcük öbeğine zaman anlamı katmıştır. Buraya gelmeden biz onun evine gidelim. Bakın gelmek fiil, madammede nedir arkadaşlar burada? Zarf fiil ekidir. Ne zaman biz onun evine gidelim? Buraya gelmeden. Yine madammeden eki, yani zarf fiil eki, eklendiği sözcük öbeğine ne anlamı katmış? Zaman anlamı katmış. O ağır sözleri duydukça kabuğuna çekiliyordu. Duymak fiil, dıkça dikçe eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Ne zaman kabuğuna çekiliyordu? O ağır sözleri duydukça. Görmüş olduğunuz gibi zarf fiil eki burada da sözcüğe zaman anlamı katmıştır. Artık kimlik göstermeden içeriye giremeyeceksiniz ifadesinde göstermek fiil, madam meden eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Peki nasıl giremeyeceksiniz? Kimlik göstermeden nasıl sorusuna cevap verdiği için burası durum zarfıdır. Zarf fiil eki eklendiği sözcüğe burada ne anlamı katmış? Durum anlamı katmış. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bir arada kullanılmıştır? Konuşurken daldan dala atladığı için onun ne anlattığını anlayamazsınız. Can zarf fiil ekidir. Atladığı derken dık dik nedir? Sıfat fiil ekidir. Yine anlattığı derken dık dik sıfat fiil ekidir. Bakın iki sıfat fiil, bir de zarf fiil var. İsim fiil olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Açılış töreninde görevlendirilmek üzere elbisesi düzgün öğrenciler seçildi. Açmaktan açılmak olmuş. Buradaki ış nedir arkadaşlar? İsim fiildir. Görevlendirilmek derken makmek isim fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi iki tane isim fiil var. Diğerleri olmadığı için C seçeneğini denemiş oluruz. Her insanın çözmeye çalıştığı sorun ya da sorunlar vardır. Çözmeye derken mame isim fiil eki, çalıştığı derken dık dik sıfat fiil eki. Ama zarf fiil olmadığı için D seçeneğini denemiş oluruz. Kitapları taşıtmak için ön sırada oturan öğrenci yanına çağırdı. Taşıtmak makmek isim fiil, oturan derken an ende sıfat fiil. Burada da zarf fiil yok. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise derse gelmeyen öğrencileri tespit edip velileriyle görüşmek istiyordu ifadesinde. Gelmeyendeki an en nedir? Sıfat fiil ekidir. Edip derken ıp ip nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Görüşmek istiyordu ifadesinde ise makmek isim fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi B seçeneğinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil kullanılmış. 3 tane fiilimsinin kullanıldığı görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bazı bağ fiil ekleri ki peki alan fiillerden sonra kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım söz konusudur? Hava kararmadan yola çıkmamız gerekiyor ifadesinde kararmak fiil, madam meden nedir? Zarf fiil ekidir. Bakın burada açıklamaya uygun bir kullanım yok. Yani zarf fiil ekinden önce herhangi bir ki peki kullanılmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. İşini bitirir bitirmez yola çıkmayı düşünüyordu. Arkadaşlar şuradaki remaz nedir? Bu da zarf fiil ekidir. Bakın burada da herhangi bir ki pekinden sonra kullanılmamış. O yüzden biz B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Sokakta oynayan çocuklara imrenerek bakıyordu. İmrenmek fiil, arak erek nedir? Zarf fiil ekidir. Bakın bu da açıklamaya uygun bir kullanım değil. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Sınavdan sonra güle oynaya evine döndü. Arkadaşlar şuradaki EA nedir? Zarf fiil ekidir. Bakın burada da zarf fiil kipekinden sonra kullanılmamış. Yani direkt zarf fiil eki var. Kipeki yok. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Ama C seçeneğine baktığımızda güneşin doğuşunu seyrederken dalıp gitti ifadesinde seyretmek yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil. Er nedir arkadaşlar burada? Er geniş zaman kipekidir. Ken nedir? Zarf fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi zarf fiil eki
Küpekinden sonra kullanılmış, açıklamaya uygun bir kullanım var. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır? A seçeneği dursun. Hiç dışarı çıkmadan akşama kadar oturdu cümlesinde. Bakın çıkmak fiil, madam meden nedir? Zarf fiildekidir. Nasıl oturmuş? Hiç dışarı çıkmadan nasıl sorusuna burada cevap verdiğini görüyoruz sözcüğün. Atlılar tozu dumana katarak ilerliyordu. Arkadaşlar katmak fiil, arak erek nedir? Zarf fiildekidir. Nasıl ilerliyordu? Tozu dumana katarak, görmüş olduğunuz gibi zarf fiilekini alan sözcük burada da nasıl sorusuna cevap vermiş. Başından geçen olayları anlata anlata bitiremedi. Anlatmak fiil, şuradaki a-e'ler nedir arkadaşlar? A'lar zarf fiilekidir. Nasıl bitiremedi? Anlata anlata bitiremedi. Zarf fiilekini alan sözcükler burada da nasıl sorusuna cevap vermiş ve durum zarfı görevindedir. Zavallı adamı dün akşam öldüresiye dövmüşler. Bakın öldürmek fiil, burada asiye esiye nedir? Yine zarf fiilekidir. Nasıl dövmüşler? Öldüresiye. Öldüresiye sözcüğü, yani zarf fiilekini alan sözcük burada da durum zarfı görevindedir ve nasıl sorusuna cevap vermiştir. Ama A seçeneğine baktığımızda buradan gitti gideli birçok şey değişti ifadesinde gitmek fiil alı elinidir arkadaşlar. Zarf fiilekidir. Ne zaman burada birçok şey değişti? Buradan gitti gideli. Gitti gideli ifadesi zaman zarfı görevinde ve ne zaman sorusuna cevap vermiştir. Zarf fiilini ekine alan sözcük ne zaman sorusuna cevap verdiği için diğerlerinden farklıdır. Zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi ötekilerden farklı bir fiilimsidir demiş. Anlattığım derken anlatmak fiil, dıktik ekinidir arkadaşlar burada, sıfat fiilekidir. Çalmanın ifadesinde çalmak fiil, mame nedir? Burada isim fiil görevindedir. Olduğu derken olmak fiil, dıktik ek arkadaşlar, sıfat fiileki görevindedir. Belirtmemi ifadesinde belirtmek fiil, mame nedir burada? İsim fiil görevindedir. İstemek fiil, y kaynaştırma an en nedir? Sıfat fiil görevindedir. Bize ötekilerden farklı iki tane fiilimsi sormuştu. Bakın 2 ve 4 numaralı sözcükler isim fiil, diğerleri sıfat fiil olduğu için cevabımız 2 ve 4'ün yer aldığı D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir fiilimsidir? Düşündükleri sözcüğünde düşünmek fiil, dıktik eki nedir burada? Sıfat fiilekidir. Duyduklarını ifadesinde duymak fiil, dıktik eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiildir. Bildirmek ifadesinde bildirmek fiil, makmek nedir? İsim fiildir. Kullandıkları ifadesinde kullanmak fiil, dıktık nedir arkadaşlar? Sıfat fiildir. Oluşan ifadesinde oluşmak fiil, an en nedir burada? Sıfat fiildir. Farklı olanı sormuştu. 3 numaralı sözcük bildirmek sözcüğü isim fiil olduğu için cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bazı zarf fiiller iki cümleyi birbirine bağlar. V bağlacının işlevini görür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan zarf fiil bağlama göreviyle kullanılmıştır diyor. Bir acı kahvelerini içmeden beni bırakmazlar ifadesinde bakın içmek fiil, madam meden nedir burada? Zarf fiildir. Fakat V bağlacının yerine kullanılmamıştır. Yani iki cümleyi birbirine bağlamamıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Çiftçinin oğlu büyüyünce çiftçi olur. Bakın büyümek fiil, y kaynaştırma ince ince eki nedir? Zarf fiilekidir. Ne zaman çiftçi olur? Büyüyünce. Burada büyüyünce kelimesi zaman zarfı görevinde kullanılmış. Zaman zarfı olan sözcük iki cümleyi birbirine bağlamaz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Tülay çıkarken kapıyı çekmeyi bile unuttu ifadesinde. Çıkmak fiil, ken nedir burada? Zarf fiilekidir. Ne zaman unuttu? Çıkarken. Bakın, ken eki burada yani zarf fiileki
yine zaman anlamı katmış, iki cümleyi birbirine bağlamıyor, o yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Sınavdan çıkar çıkmaz bizim yanımıza uğradı. Bakın şuradaki remaz nedir? Remaz zarf fiildir. Burada da sözcüğe, yani eklendiği sözcüğe zaman anlamı katıyor. Ne zaman uğradı? Çıkar çıkmaz. Bundan dolayı ben E seçeneğini de elemiş olurum. Yani iki cümleyi birbirine bağlamıyor. Fakat C seçeneğine baktığımda şiiri büyük bir coşkuyla okuyup yerine oturdu cümlesinde okumak fiil, Y kaynaştırma, up nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Bakın şiiri büyük bir coşkuyla okudu ve yerine oturdu desem buradaki zarf fiil V bağlacının yerine kullanılmış ve iki cümleyi birbirine bağladığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.